Sami, kıllı Sami! Lan Sami! Selamun aleyküm! Selam Sami! Buyur ya bey! Kıllı! Söyle şu salaklara mukayyet olsunlar ballarıma, bana bir zararı gelirse katibi matimi dinlemem, sana ödetirim ha! İşçi milleti bu, ziyan yapsalar neyini alacağım? He, neyini alacağım? Ya ben nasıl öderim bey? Get lan kıllı get, gözüne dizine dursun ya mi? Her ay sana helalinden tam 575 lira maaş ödüyorum ha! Pekala sen, ya sen buna mümasil ne iş yapıyorsun bakayım ha? Hack depoyu açmak, ortalığı temizlemek, telefonlara cevap vermek, tarla ve zeytinliklere, ağla mandıraya bakmak, ara sıra da taşınan malın ucundan tutmak. Sen bunlara istiyorsan o başka. Bir de vergi zamanı geldiğinde defterleri ayarlamak. Öst eşek kafalı, orasını karıştırma dedim sana. Selamun aleyküm Kadri! Aleyküm selam! Böyle selamsız sabahsız nereye? Zat halice borç para verdim diye kötü mü olduk? Sevap olsun dedim! Alt tarafı şunun şurasında emekli bir memursun! Çoluğu çocuğu var, başlarını sokacak bir evi olsun dedim! Gene yaranamadık efendi! Senin çok güvendiğin o emekli ikramiyesiyle koskoca 2 katlı ev alınır mıydı zannediyorsun? Ha? Şöyle! Alınır mıydı he? Bak hele buraya kadar ya iyiydik, hoştuk ama belâkin senetlerin protesto olmaya başlayınca benden günah gider. Ben verdiğim parayı sokaktan toplamadım ki. Nah, şu kadarcıktan beri sırtımda yağ peynir tulumu taşıyarak da pazar yerlerini karda kışta dolaşmayla... Ben de namusumla çalışıp bunca sene devlete millete alnımın hakkıyla hizmet ederek... Canım ey ya beyim, yani herkes yorganına göre ayağını uzatmalı gel. Geçen gün evinize geldiydim, mutfağınızda tam 2 ayrı tencere kaynıyordu. Buzdolabınızda da kaşar peyniri gördüydüm. Kilosu bilmem kaça pahalı şeyler yiyeceğinize, bağ olan borcunuzu ödeseniz hiç de fena olmaz değil mi? Haklısın. Bu işler boğazımıza karışacak kadar ilerledi ha. Oldu olacak insana faizle para verirken karısıyla yatıp kalkacak zamanları da belli etseler. Hüseyin ağa, Hüseyin ağa! Bak, işçilerin yevmiyelerini ödeyecek miyiz? Geç ulan geç! Günü günlüğü ödemezsek aç mı kalacaklar he? Abla! Ne var gene? Bıktım vallahi bu itişmelerinizden! Abla be! Bıktım senden, uzanmaz şeysin sen! Baksana şu Özden'e! Patla! Gene bana tokat attı! Benden büyükse büyüklüğünü bilsin canım! Sen küçüğünüzüm diye hep ben eziliyorum bu evde! Nuray abla, bu bacaksızda söz geçiremezsem durmam bu evde, giderim! Anlaşıldı mı giderim? Düğüne ne olacak? Düdük makarnası, zemheri zülefası! Şşt! Nedir bu paylaşamadığınız? Ben yemekten sonra balık tutmaya gideceğim diye tutturunca... ...Sen önce Ekmal'e kaldığın dersleri çalış diyor! O ne karışıyor benim işlerime? Şimdi attı bana! Aranmasaydı! Haylazlığını babama söyleyeceğim! Hıh! Bir karış daha büyüyecek misin müzevir? Şımarık maymun sen! Merhaba baba! Aslan marka ablacığım benim, önce beni başından sar! Hem çok acıktım hem de eczaneye geç kaldım! Hadi yumul! Ah, gene başımı ağrıtacak bu deli kızlar! Evde kaldılar, başımıza sardılar! Şuna bakın, ne olacak süs böceği? Bütün gün elinde tarakla ayna, umurunda mı dünya? Sen kendine gül kızım, benim vaktim bol! Ben senin gibi sınıflarımda çift dikiş yapmadım! Ben sınıfta kaldıysam, sen de evde kaldın ya! Susun artık bakayım! Bana çekişmelerinizin aslını anlatın! Bu alık kız ne yapmış biliyor musun? Alık kız sensin! Bizim yatak odasının perdelerini çıkartmış! Perdeleri mi çıkarmış, ne yapacakmış perdeleri? Çadır yapacağım! 4'ümüzün daracık havasız bir odada yatmamızın ne kadar kötü olduğunu bir düşündünüz mü? Yüzlerinize bir baksanıza, hayalet gibisiniz! Annemin de beti benzi kalmadı! Hep kapalı yerlerde oturuyor da onun içi! Tabii ya! Fatoş haklı! Ben oturtma yemeğini pek severim! Pişir kızım, pişir, pişir! Hoppala! Anlaşılan annemin karnı iyice acıkmış! Fatoş! Çocuklar, kesin de oturun artık sofraya bakalım, yemek soğudu bile! Ne düşünüyorum biliyor musun Perihan? Evet, bacaklarımın düzgünlüğünü! Dolabın camından baktığınızı gördüm işte. Kusura bakma! Hem güzel hem zeki bir kızsın. Akıllıca kuracağın bir yuvayı ustalıkla yürütebilirsin. No Nedim Bey amca, şimdi de ablam dururken bana mı kur yapıyorsunuz yoksa? Yok, hadi! Günün birinde gönlünüzden koparsa bana bir el etmeniz kâfi. Bir gün Nuray ablamdan duydum. Hayalimdeki erkeği bulup kafesleyemezsem Nedim abimize kaçarım dediydi. Anlaşılan biz bu kasabada kaldıkça gönlümüze göre birer koca bulamayacağız. Aa! Niye böyle söylüyorsun kızım, sizlere yakıştırdığımız delikanlılar var ya kasabamızda? Bu kasabanın erkeklerinin çoğu kadını eşya gibi görüyorlar. İnce ruhlu, duygulu... Beni anlayabilen birini bulursam ancak ona varırım Nedim Bey amca. Kötümser olma kızım! Gün doğmadan neler doğar! Ne diyeyim, Allah gönlüne göre versin! Merhaba bey amca, bir dakika bakar mısın? Bir şey mi göstereceksin? Birini soracaktım, adını duydun mu hiç? Ha buyur, sor kimdir? Süleyman. Hazreti Süleyman mı? Yok canım, Süleyman Görgün. Ne yer ne içer? Buranın eşrafından, babasının fabrikası varmış. Kasabanın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin oğlu. Ha öyle söylesene evladım, o Süleyman yani, tamam oldu şimdi. Tanıyorsun demek ki, zaten kime sorsan bizim evi fabrikayı gösteriverir dediydi. Fabrikaları olan Süleyman mı? Evet. Haydar Bey'in oğlu Süleyman mı? Tamam o. Tamam velakin ama bak ben o dediğin Süleyman'ı tanımıyorum. Buyurun. Affedersiniz... Reçete zannettiniz galiba, adres soracaktım da Süleyman Görgünlerin... Evet tanıyorum, yabancısınız galiba. Burada onlar tanınmış bir ailedir, üstelik Süleyman da okul arkadaşımdır. İsterseniz telefon edelim de adamlarını gönderip size aldırsınlar. Siz şöyle buyurun oturun. Yo, teşekkür ederim. Siz gidilecek yolu tarif ederseniz... Nasıl isterseniz. Bakın, şu geniş caddeye sahil boyunca devam edeceksiniz. Soldan 3. sokağa sapın yürüyün. Bilmem anlatabildim mi? Tabii, teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Bir dakika, çantanız. Sağ olun. Kağıdınız. Teşekkür ederim.